Turan yine öz ebedi misyasında. Dünenle bugün, keçmişle geleceği arasında bir körpü, dostluk, kardeşlik, meneviyat körpüsü olmak görevinde. Məqsədimiz nesiller arasında menevi değerlerin, bağların kırılmaması, ləyaqətli keçmiş üzerinde xoşbəxt gelecek kurmak yolunda siz əzizlerimizle bir sırada olmaqdır. Bu müqəddəs arzularla proqramımızın qonaqları Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin üzerine götürdüyü ilk öhdəliklərdən xarici ölkələrə yüksək təhsil almağa göndərilən 100 Azərbaycanlı gəncdən biri, Mir İsmail Seyidzadənin övladı, qardaş Türkiyənin məşhur Ortadoğu Texnik Universitetinin qurucularından elm adamı Nuri Saryal və onun həyat yoldaşı Turan aşiqi Qəhrəman Ənvər Paşanın qardaşı qızı Nəriman Saryalı sizlərə təqdim edirik. Evet, öten asrın evvellerine gidiyek. Şimdi ben dediğim gibi 1929'da Bakü'de anadan olmuşum, doğdum. Fakat orada babamın milliyetçi olması nedeniyle takibata uğraması, ailemin ben 15 günlükken Bakü'den İran'a kaçmamıza sebep olmuş. Oradan 6 ay babam çalışmış. Oradan Türkiye'ye geçmişiz. 1930'un Mayıs ayı oluyor. Orada Türkiye tarafında deve kervanları var. Karadeniz'den İran hududuna demir getiriyorlar. Ondan sonra genellikle boş dönüyorlar. O kervanlarla biz Trabzon'a geliyoruz. Trabzon'da ilk daha önceden kaçmış olan bir Azeri. Orada bir elektrik santrali var, dizel jeneratörlü. Onun müdürü bir Azeri. Biz ilk yani Azerbaycanlı bir vatandaşını babam orada rastlıyor. İstanbul'da babamın gene akrabaları var. Onlarla temas halindeler. Trabzon'a vapur biletleri geliyor. Vapurla biz İstanbul'a geçiyoruz. Nuri Bey, efendim? Sizin atanız bizim ilk demokratik, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin yaranarken harice 100 talebe gönderdi o zaman. Ha, evet. Bak sizin atanız onlardan birisi İsmail Bey. Onlardan birisi İsmail, Mir İsmail Seyitzade. Ne güzel. Ve o zaman Almanya'da okudu, öyle mi? Yoksa Fransa'da? Almanya'da okudu. O Almanya'da okudu. Annemle orada tanıştı, evlendiler. Ve o sırada Rus işgali oluyor Azerbaycan'a. Tahsilini bitirince dönüyor. Döndükten sonra şartların nasıl değiştiğini görüyor. Yani bir polis devleti, KGB devleti ve temin de söylediğim gibi sırf teknikumda ders verdiği zaman Türk olduğunuzu unutmayın, Türkçe konuşun evde, sizi talebelerine diyor ve bizi Ruslaştırmaya çalışıyorlar. Dikkat edin dediği için onu ihbar ediyorlar ve o nedenle kaçmak zorunda kalıyor. Artık hiss olunur ki o izlenir. O zaman represyalar dövriydi Azerbaycan'da. Evet, izleniyor zaten. Çağırıyorlar KGB'ye, sual soruyorlar. Ve ama dosyası göndermiyor bir arkadaşı, Genceli. Babam Genceli aslında. Ve ona diyor kaç çabuk, fazla tutamam bu dosyayı burada, yoksa beni de hapsederler. Böyle o ne yazık ki kolay değil yani vatanından çıkmak, ama ikinci bir vatana gelmiş oldu. Burada Türkiye'de hakikaten çok rahatız. Biz gelir gelmez demek Ankara'da iş bulmuş, sonra İstanbul'dan buraya geldik. Nuri Bey, onun dosyasını saklayan Azerbaycanlıydı ama onun hakkında Rusya, Moskova'ya haber vermek isteyen bir Ermeni vardı. Ha, o KGB'deymiş, evet. O temin dediğim Genceli arkadaşı istiyor ki dosyayı saklasın, göndermesin Moskova'ya. O Ermeni olan KGB'li diyor onu, yoksa seni de gösteririm, sen de gidersin.
ve onun için kaçmak zorunda kalmışlar. Bunların hepsi bu Bakü Külü'yü veya Bakü Rüzgarı kitabında çok güzel ayrıntılı olarak anlatmıştı. Onu okusanız tam bir romandır. Yani film çekilmesi gereken bir roman bana sorarsanız. Çok heyecan verici. Evet. Ben işte 6 ay kalmışız. Ben 6 aylıkken Türkiye tarafına geçiyoruz ve ondan sonra 1 yaşını İstanbul'da Yeşilköy'de tamamladım. Akrabalarımız Mirza Bey vardı. Mirza Gökgöl. O hanımı Zühra Hanım. Ben şimdi 80 yaşını geçtim. İsimleri unutuyorum. O Milli Azerbaycan Hükümeti'nin Başbakanı Nesip Bey Yusuf Beyli'nin kızı oradaydı. Atamın Nesip Bey Yusuf Beyli babamın teyzesinin oğludur. Öyle bir akrabalığımız var. İsmail Bey Kasparoğlu'nun kürekeni. Kürekeni, tamam, doğru. Ve Zehra Hanım. Biz onların evinde kaldık 6 ay. Orada ben 1 yaşımı onların evinde tamamlamışım. Sonra babam Ankara'da iş buluyor, elektrik fabrikasında. Ankara'ya gelip yerleştik ve o zamandan beri Ankaralıyız. Demek 1931'den beri Ankaralıyız. Buradayız. İşte evi gördünüz. Burada yaşıyoruz. Mutluyuz. Böyle. Ama babanız ne kadar yaşadı? Babam 86 yaşına kadar yaşadı. Ben çok üzülüyorum ki babam Azerbaycan'ın tekrar bir hür cumhuriyet olduğunu görmedi. Onu kalbinde hep o yarayla gitti öbür tarafa. Yani o içinde bir acı kaldı. Onun yerine biz sevindik. Giderken Turan'a çıktın karşıma, kölgen dövlet kuşu kondu başıma. İzin ver gözümde coşan yaşıma, dinletsin derdimi sana bayrağım. Ben 3 defa geldim Azerbaycan'a. Kohumlarımı da gördüm. Bakü'de az kohumlarım ama Gence'de çok kalabalıktır. Yani geniş bir aile. Fakat ben bir ara Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin rektörüydüm. O zaman beni Azerbaycan Bilim Akademileri Başkanı o davet etti. Ve ben o zaman rektör yardımcısı arkadaşımı da alıp beraber geldik. Hava meydanında beni Mineyazi Takizade, o benim can yoldaşım, aziz dostum, uçağa kadar geldi, karşıladı. Beni karşıladı orada. O benim hakikaten o kadar yakın dost olduk burada bilemezsiniz. Hacer Hanım'la içeride fotoğrafları var, bize yazmışlar. Belli. Onlar çok yakın dostlarımızdı ve onların kaybı bizi çok üzdü. Ne yapalım, bu dünya böyle. Nuri Bey, atanız güzel bir hatıratın yazıp koyup Bakü Rüzgarı. Bakü Rüzgarı, evet. Gittiniz ve o rüzgarı hissettiniz mi? Gördünüz mü? Elbette. Dolaştınız mı o küseleri, elbette. Eski Bakü'nü? Evet, Bakü'ye 3 defa geldim. Yalnız bir defasında Gence'ye gidebildim. Bakü'ye ikinci geldiğimde ve üçüncü geldiğimde bilim kongreleri vardı. Onun için geldim. Bakü'de epey gezdim. İlk geldiğimde doğduğum evi görmeye gittim. Onu da gördüm. Evet, o da beni çok mutlu etti. Demek ki Bibim'in oğlu Reşit Babaev. O buraya gelmişti. Bibim'e müsaade etmişlerdi o. Daha komünist dönemde.
oğluyla geldiler bize. Burada dört kardeş Genceli buluştular. Evet. O da oldu bir güzel hatıra. Böyle daha isterdim ki çok daha sık gidip gelelim, daha çok görüşelim. Ve çok da arzum var. Yine hiç olmazsa Bakü'ye, Gence'ye bir daha gideyim, dostları göreyim. İnşallah. O gittiğimde Gökgöl'e de gittik. O zaman yani atanızın sağlığında siz hele körpeydiniz. Bura bir sizin yaşadığınız ev bir Azerbaycanlıların meskeniydi. Gelerdiler, giderdiler. Kimler çok gelip giderdi Nuri Bey? Atanızın çok babamın vardı. Babamın tabii görüştüğü Azeriler vardı. Efendim ben size şunu anlatayım. Bir o da bir aklıma geldi şimdi. Ankara'ya geldiğimizde tabii fakirdik, pulumuz yoktu, azdı. İş bulmuştu atam. Yavaş yavaş topluyor, istiyorduk ki yani toparlasın. Bir ev tutmuştuk. Böyle eşya alamadık o zaman. Annem ve babam böyle bu sandıklar var, sebze meyve taşırlar. Onların üstüne halı ölçüp, halça koyup öyle yapmışlardı. Bir de duvara babam Azerbaycan bayrağı asmıştı. Bana da bir marş başı öğretmişti. Ben orada çıkıyordum üstüne ve böyle diyordum. Azerbaycan, Azerbaycan, Nuri'nin yurdu, Nuri'nin yurdu. Ben bunu diyirdim, bilmirdim ne olur. Sonra Azerbaycan hürriyetine kavuştu. Bizim üniversitede büyük merasim yapıldı. Azerbaycan bayrağı, bir koro. Azerbaycan. Baktım bu Azerbaycan'ın milli marşı. Bana daha ben 2-3 yaşındayken bunu öğretiyormuş. Ve Nuri'nin yurdu. Ve Nuri'nin yurdu olarak öğretiyor tabii. bu hatıram var. Resulzade buradaydı. Onunla çok yakın görüşüyordu. Ben tahsil için burada bitirdikten sonra Amerika'ya gittim. Orada master yaptım. Sonra Almanya'da doktora yaptım. Doktora yaptığım sırada maalesef Resulzade burada vefat etmiş. Ben kendisini bir daha göremedim döndüğüm zaman. Ama hanımı vardı, Leyla Hanım. Ondan görüşüyorduk. İyi ki görüşüyormuşuz. Leyla Hanım beni Neriman Hanım'la tanıştırdı. Benim hayat yoldaşımı Leyla Hanım tanıştırdı bize. Leyla Hanım vesile oldu. Bu vesile yani. Oldu. Evet evet. Neriman Hanım'ı davet etmiş. Annemi babam beni de davet etti. Bizi tanıştırdı. Biz de öyle tanışmış olduk. Ve maşallah uzun bir ömür yaşamışız şükür. İnşallah böyle gider evet. Simasında ailesinin ve özünün Azerbaycan'a olan büyük sevgisinden söz açtı Neriman Hanım. Birbirimizi tanıdıktan çok kısa zaman sonra büyük bir Azerbaycan sevgisiyle dolduk içimiz. Dostlar çünkü hepsinin Azerbaycan'la ilişkisi vardı. Benim ailemin ise çok eski hatıraları. Enver Paşa büyük bir ihtimalle bazı ayrıntıları babamız çok üzüldüğü için bize anlatmazdı. Büyük bir ihtimalle Azerbaycan Enver Paşa ile beraber gitmiş. Ama sonunu biz kendimiz karinelerle çıkarmaya çalışıyoruz. Herhangi bir gerçek belgeden edindiğimiz bir bilgi yok. Yani anlatılması çok zor. Hikayeler. En çok hatırladığım, biz herhalde ikimiz de çok çalıştığımız için şimdi yaşlılıkta bir inziva hayatına seçmeye başlamışız. Ama annemiz babamız öyle değildi. Çok birbirlerine bağlılardı ve çok dostlarına bağlılardı.
sık sık evimizde toplantılar olurdu. Bu toplantıların en güzeli de Niyazi Bey, Hacer Hanım buraya geldiği zaman oldu. Ya onların evinde ya bizim evimizde. Başka sefaretten tanıdığımız arkadaşlarımız vardı. Hukuk Fakültesi son sınıftayken Balkan Harbi çıkıyor ve zaten o zaman da o daha önce Edebiyat Fakültesini bitirmiş, Nevadir Edebiye diye bir dergi çıkarıyor ve Hukuk Fakültesine giriyor bu sefer. Dördüncü sınıfta gönüllü olarak hepsi Balkan Harbi'ne gidiyorlar. Gidiş o gidiş. İstiklal Harbi'nin yani Kurtuluş Savaşı'nın sonuna kadar savaşta kalıyorlar. İşte tabii en önemli hatıramız da İzmir'le ilgili. İzmir'in de alınışında. Babam Manisa'da, İzmir'e hareket ediyorlar ve Türk bayrağı 9 Eylül'de Kadife Kale'de dalgalanmaya başlarken o altında oturuyor, şiirini yazıyor. Ay çehrene seni dalgalanırken bir allı gelin seyrine çıktım sanırım ben. Aramla geçen lahzalarım peşikehinde bin hatıra canlandırıyor mevcelerinde. Yadında mı şahvetti, şahametti zamanlar, işgal edilen ülkelere girdiğin anlar. Var Rusya, Lehistan, Macaristan'da kararın, afakını sarmıştı önünde eski cihanın. Ve böyle devam ediyor. Şimdi hafızam zayıfladı ama bana bunları çocukluğumda öğretti ezberli. İşte sonunda bu şiirin Ey Türk Kızı bayramlaşırız Eylül'de, İzmir'de beraber diye bitirmiş efendim. Daha pek çok diyemeyeceğim. Tabii savaş zamanındaki şiirlerinizi ne kadar saklayabilirsiniz? Filistin cephesi, Balkan cephesi, İzmir, Çanakkale. Biz de en meraklıları bendim. Zaten beni maskot gibi taşırdı yanında. Avukattı kendisi. Çoğu Konya'da geçti hayatımızın. Benim ve bana bunları hep anlatır, ezberletirdi. Yani bir koyu milliyetçilik, Türk sevdası o ailemden ve başta tabii babamdan bana kalan çok onur verici bir tutku, bir bağ, bir sevgi. Ve buna Nuri Bey'inde sonra bu tabii karşıtı efendim, Azerbaycan tabii sevgisi. Efendim, tabii efendim. Yani zaten bir edebiyatçı olarak da edebiyattaki sınıflandırmalarda bütün bunları okuyoruz. Türkçülük diye bir büyük akım var bilirsiniz. Tabii o akımın uyandırdığı heyecan bambaşka. Bazen de diyorum yani bu talihsizlik bize Azerbaycan'a nasıl geldi? Biz de öyleyiz. Yani bu büyük bir ulus, bütün Asya'yı kaplayan bir büyük ulus, geleneği de görüneği bugün çok gelişmiş dediğimiz ülkelerde görüyoruz bazı şeyleri. Belli ki doğudan gelme bir takım zevkler, alışkanlıklar. Hanım, siz ne arzuluyorsunuz Azerbaycan'a, Azerbaycanlılara, size tamaşa edenlere? Efendim sonsuz sevgiler. Benim hayatım, evim, çocuklarım ve edebiyat mesleğim. Buralara hocalar, şairler geldiği zaman Azerbaycan'da ömrümüz yeter, onlarla tanışma fırsatı buluruz. Kardeş Türkiye'nin ilm, tahsil sahasında hususi hizmeti olan Nuri Saryal, kurucusu olduğu Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden öz doğması, əzizi, övladı kimi söz açdı yaradıcı heyətimizə. Bu üniversite 1956'da kuruldu. Fakat üniversite diye bir şey yoktu. Büyük bir arazi vardı, bir de küçük bir bina vardı. Bir de yanında o asker barakaları olur böyle yuvarlak. Onlardan öyleyken girdim ben. Ve yeni bir rektör geldi o sırada, Kemal Kurdaş adında. Bu Türkiye'nin Maliye Bakanlığı'nı yapmıştı. O bakanlıktan ayrılınca üniversiteye rektör olarak verildi. Çok güçlü bir adam. Ve ben başladıktan kısa zaman sonra beni yanına aldı rektör yardımcısı olarak. Ben demek 5,5 yıl onunla beraber çalıştım ve
Ben üniversiteye girdiğim gün ilk binanın temeli atılıyordu. Bütün onların hepsini ben yaşadım. Orada hakikaten büyük bir üniversite kuruldu ve bu yıl 100 bininci mezununu verdi üniversite. Ve bu üniversitenin yarattığı teknik kadroyla Türkiye'de büyük bir sanayileşme başladı. Onun için bundan rahatsız olanlar, üniversitenin açılmasını istemeyenler vardı. Devamlı hadiseler çıkarıyorlardı. Zaten Türkiye çok karışmıştı. Ve o sırada üniversitede kapandı. 9 ay kapalı kaldı üniversite. Ve bana 15 gün için rektörlüğü tedbiren bulunun. Biz yeni rektör bulacağız dediler. Ben de peki dedim ama eğer izin verirseniz ben üniversiteyi açmak istiyorum dedim. Oh dediler, memnun oluruz. Tabii. Ve 15 gün sonra üniversite açılmaya hazırdı. İstanbul'da toplantı yaptık. Bütün radyolarla, televizyonlarla, gazetelerle haber verildi ki üniversite açılıyor. Açıldığı günde hadise çıkartmaya kalktılar. Bomba patladı oralarda. Ve ben rektörlük sandalyesine oturduğum gün tehdit edildim. Odama, rektör odasına bir adam geldi. İyi ki onu tanıyordum ben kim olduğunu. Geldi bağırarak, böyle büyük bir tiyatro yaparak, biz sizi çok seviyoruz ama üniversiteyi açmayın, yoksa iki kızınız var, ikisini de öldüreceğiz. Bakın şuradan otobüse biniyorlar, orada iniyorlar. İşte orada ikisini de beynine kurşun sıkacağız diye tehdit ettiler. Ben çok zor durumda kaldım. Fakat kıyameti kopardım. Cumhurbaşkanına kadar bilgi verildi böyle tehdit edildiğimi. Korkuttum onları. Ve dedim ki, ben dedim bu tehdit edeni biliyorum. Eğer herhangi birimize bir şey olursa bütün Türkiye bunu bilecek. Ondan sonra evi bombaladılar. İki defa. Kolay olmadı. İki sene rektörlük yaptım. Üniversiteyi yoluna koydum. Bütçesini doğrulttum. Bol para buldum. Bunu arkadaşlarım yaptıkları araştırmalarla tespit de ettiler. Ve ondan sonra beni Almanya'dan Münih Teknik Üniversitesi'ne çağırıyorlardı. Ben daha evvel de gitmiştim. Münih Teknik Üniversitesi'nde ders vermiştim. Tekrar gelmemi istediler. Benim de zaten biraz dinlenmem gerekiyordu. Çok sinirim bozulmuştu. Ama ondan sonra üniversite bugüne kadar maşallah gayet ayakta, gayet güzel devam ediyor. Hiçbir zorluk olmadı. Ve orada zannederim ben Türkiye'ye büyük bir hizmet yaptığımı zannediyorum. Durum böyle efendim. Ondan sonra Almanya'da da bitirince döndüm. Gene buradan emekli oldum. Şimdi emekli olmuşum. Gene üniversiteyle bağım devam ediyor. Dün de oradaydım. Salı günleri arkadaşlarımla buluşuyoruz. Benim gibi emekli olanlarla beraber yemek yiyoruz. İlim konuşuyoruz. Böyle. İsmail Bey neyi çok arzuluyordu Azerbaycan'dan bağlı? Neler çok arzuluyordu? Görmek çok istediği, gayet tabii görmek istiyordu gene Azerbaycan'ı. Kendi doğduğu, anadan olduğu Gence'yi çok özlüyordu. Bütün kovumlarını özlüyordu. İşte gele gele yalnız işte bir Reşit'e izin verdiler. Reşit Babaev birbirine geldi. Ben de isterim gene bir daha geleyim Azerbaycan'a. Yani insan özlüyor. Bazen gece yatağında gözlerimi kapadığım zaman buradan her gün Azerbaycan'ı televizyonda izliyorum ben. Buradan size tamaşa edeceğinde Azerbaycan tamaşaçıları, Gence'de kohumlar mütlak evet. Bakacaklar. Ne istiyorsunuz, ne hazırlıyorsunuz insanlarımıza? Vallahi onlara bütün kalbimle selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.
Azerbaycan'ın bağımsızlığını korusunlar. Gayet tabii. En başta o geliyor. Azerbaycan, Azerbaycan. Nuri'nin yurdu, evet. Sen güdretin aşıp coşan vaktinde meleklerin gülüşünden yarandın. Sihir dilli bir fırçanın eliyle ahuların duruşundan yarandın. Ay ışığı güzelliğin, varlığın, çiçeklerin öpüşünden yarandın. Serinlettin bakışınla könlümü, bulutların uçuşundan yarandın. Karanlıkta kırılırken könlümüz, dan ulduzu yürüşünden yarandın. Masevadan uçmuş birer kölgenin, dam yeriyle görüşünden yarandın. Güzellik için tebiyetle güdretin yavaşça bir soğuşundan yarandın. Kalem elde ilhamımı dinlerken sen kalbimin vuruşundan yarandın. Turana kılıçtan daha keskin ulu kuvvet, yalnız medeniyet, medeniyet, medeniyet. Hüseyin Cavit. Dünyada hiç kim tekçe öz ömrünü yaşamır. Yola saldığımız günler geçmişimiz, karşıdan gelen geleceğimizdir. Doğulandan ölene öz neçe minillik tecrübesi, derdi, gelebe ve itkileriyle vatan bizim ömrümüzden geçir. Tarihi seyfeledikçe, yurt yerlerinin adını sadaladıkça, bu yollardan, cığırlardan ne vaxt keçdiyini hatırlamaq istəyirsən, ürəyin atlanır. Düşüncən, damarlarındakı qan sənə yaddaşını diktə edir. Tarix bugün də yaranır. Babalarımızın böyük qəhrəmanlıq ənənələrini yaşatmaq, düşməni endirmək, fələyin ağrı-acılı sınaqlarından nəhayət ləyaqətlə çıxmaq, vətənin sərhədlərini bütövləşdirmək, vətəndaşlıq borcumuzdur. Hər birimizin, böyükdən kiçiyə, cümlə xalqımızın.